Merhaba. Ben Fatma Nur Erdoğan. Psikoloji serimizin bu bölümünde entelektüel iyi oluştan bahsedeceğiz. İyi oluşun belli başlı belirleyicileri vardır ve bunlardan bir tanesi de entelektüel iyi oluştur. Öğrenmeye olan merakınız yüksek ve bilgi ve becerilerinizi artırmak için deneyimlere açık bir yapınız varsa entelektüel iyi oluşunuzun da yüksek olduğundan bahsedebiliriz. Entelektüel iyi oluş düzeyi yüksek olan bireyler, kritik düşünebilme, problem çözebilme, hayattan zevk alabilme ve sıkılmadan hayatlarını sürdürebilme becerilerine sahiptirler. Entelektüel iyi oluş aynı zamanda psikolojik iyi oluşu sağlayan katmanlardan biridir. Entelektüel iyi oluşa sahip olmak için sürekli öğrenmek, akademik, kültürel ya da toplumsal konular hakkında kafa yormak ve yüzeysel bilginin yanı sıra derinlemesine öğrenmeyi daha çok tercih etmektir. Ahievron Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma entelektüel iyi oluş durumunu şu şekilde ele almış. Entelektüel iyi oluş sadece bireyi ilgilendirmemekte entelektüel becerilere sahip olan kişinin içinde yaşadığı topluma da söz konusu değerleri ve kazanımları aktarmasını, toplumun kolektif entelektüel birikimine de katkılar sunabilmesini ifade eder. Entelektüeli iyi bilişsel çabaya vurgu yaparak mental aktivitelerin nörobiyolojik mekanizmaları harekete geçirerek yaratıcı dışa vurumları doğurabileceğini de ifade eder. Entelektüel iyi oluşu tetikleyici bir takım ilim irfanla ilgili materyallerle sürekli içli dışlı olan kişilerin bir takım idealleri gerçekleştirmek üzere yola koydukları ve çeşitli bilgi ve anlam arayışı ile özlemi içerisinde oldukları için dünyada olup bitenleri doğru okudukları söylenebilir. Bu kişiler lineer ya da doğrusal düşünme biçiminin yanı sıra non-lineer yani doğrusal olmayan kutu dışı düşünme biçimlerine de yatkın oldukları görülmektedir. Peki entelektüel iyi oluşumuzu artırmak için neler yapabiliriz? Birkaç küçük yönteme bakalım. Bunlardan birincisi okumak. Kitap, magazin, makale, gazete, dergi ne olursa bunları okumak özellikle faydalı çünkü odaklanmanızı kuvvetlendirmek için iyi bir araç. İkincisi keşfetmek. Seyahat etmek, daha önce hiç bilmediğiniz bir yemeği tatmak, hep sohbetlerde duyduğunuz ama bir türlü tanışamadığınız müzik aletleriyle tanışmak, yeni şeyleri keşfetmek, irili ufaklı da olsa bir diğeri yaratıcı işlerle uğraşmak. Ahşap boyama olur, resim olabilir, uzayla ilgilenmek olur, startupların nasıl kurulduğuna bakmak olabilir, renklerin kimyasına, psikolojisine bakmak olabilir. Hem bunlar hem ruh sağlığına düzeltici etkiye sahip hem de hafızayı kuvvetlendirici bir destek rolüne sahiptir. Bir diğer yöntem yön değiştirmek olabilir. Suyu genellikle sahilinizde içiyorsanız su elinizi kullanmak gibi her gün aynı yoldan işe gidiyorsanız zamanınızın bol olduğu bir gün farklı bir yol denemeniz gibi yani alışkanlıklarınızın yönünü değiştirmek. Bir diğer yöntem farklı alanlarda arkadaşlar edinmek. Sizlerden farklı bilgi ve tecrübeye sahip olan farklı düşünen insanlarla arkadaşlık etmek önemlidir. Bilginizle onları ikna etmek için değil entelektüel olarak beyninizi stimüle etmek için farklı insanlarla görüşmek, konuşmak, onların düşünce ve fikirlerini dinlemek oldukça önemlidir.